Yani tabii şimdi yağlı güreş bir açık hava sporu. Yani bunun aslı olan açık havada yapılması. Kırkpınar Çayırı, Dualı Çayır, açık hava. Şunu temenni ederek sözlerime başlamak isterim. İnşallah ülkemiz, bütün dünya COVID-19'u bir an önce def ederiz, bir an önce kurtuluruz ve havalar da müsaitken şanına yakışır bir şekilde Kırkpınar'ımızda diğer güreşleri de yaparız. En büyük temennimiz bu ama bakınız şu anda hiç kimsenin öngöremediği bir süreç var. Biz tabii ki içeride bazı tarihler konuştuk. Ağustos ayı ile ilgili konuştuk, Eylül ayı ile ilgili konuştuk ama bunları şu anda şimdiden açıklamak çok doğru değil. Niye doğru değil? Ne geleceğini bilemiyoruz. Şunu söylüyorum ben. Bana tarih soruluyor ısrarla. 3 Temmuz'da Edirne'de toplantıyı yapacağız. Aslında her şey birçok konuda olduğu gibi gene bizim elimizde. Eğer biz millet olarak, her şehirde yatıyan vatandaşlar olarak, Türk milleti olarak, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu kurallara, kararlara, sosyal mesafeye, hijyene, maskeye dikkat edersek biz bu süreci çok daha kısa sürede ve çok daha kolay bir şekilde atlatacağız. O zaman yağlı güreşleri de çok daha yakın bir tarihte yapacağız. Ama biz millet olarak sosyal mesafe kuralına uymazsak, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı kurallara uymazsak, hijyene uymazsak, maskeye uymazsak o zaman bu beladan daha zor bir şekilde ve daha uzun bir sürede kurtulacağız. Aslında sorunun cevabı da bize bağlı. Hepimize bağlı. Yani Türk milletine bağlı. O yüzden sevgili milletimiz, sevgili halkımız, kurallara uyalım. Güreşlerimizle diğer sporları da zamanında şanına, şerefine, şöhretine yakışır bir şekilde hep beraber yapalım diyorum ben. En doğru temenni de bu. Ben teşekkür ederim.